Derinlikle geniş geçmiş referanslarına güvenerek bu projenin de İstanbul'a ve Türkiye'ye fayda getireceğini düşünüyorum. Biz ne zaman devasa bir projeyi gündeme getirsek, 3. havalimanında Almanya'nın baskısı, Almanya'nın Türkiye'de kamuoyu oluşturması, Türkiye'nin önemli projelerinde çevre hassasiyeti maskesiyle bu projelerin engellenmesi, kendileri yaptığında hiç çevre hassasiyeti olmaz bu. Almanya'nın, İngiltere'nin oyun buyun ama Türkiye yapmaya geldi bir anda bir çevre hassasiyeti artar. Doğrusu böyle buradan, bir projeyle karşılaşmadık buradan, ama buradan, koca bir kanal açılacak. Buradan yani vururlar. Kendileri her türlü sanayi hamlelerini yaparlar. Sanayileşmeyi tamamlarlar. Endüstride alır başını giderler. O doğa çevre Afrika'da da var. Balta girmemiş ormanlar var. Oradaki insanları da yoksulluğa mahkum ederler. Orada da adım atıldığında çevre hassasiyetleri. Türkiye hidro elektrik santrali der, çevre hassasiyet. Değil mi? Madenlerini çıkarmayı, işlemeyi dener, çevre hassasiyeti. HES'lerde Rizeliler bile ayağa büyük, kalktı. İklim değişecek, büyük, çay yetiştiremeyeceğiz vesaire diye. Büyük, ne hangi projeler devreye girse çevre hassasiyetleri devreye girer. Türkiye'de hukuk devlettir. Bununla ilgili mahkemelerde gidip idari mahkemelerde dava açma hakkı var. Danıştay çok titiz şekilde bu raporları inceliyor. Bu çevreye zarar verir mi, vermez mi? Çok ciddi yargılamalar yapılıyor orada. Ben bu noktada yargıya da çok güveniyorum. Danıştay'ın incelemelerine de çok güveniyorum. Dolayısıyla Türkiye ne zaman bir büyük projeye adım atsa biz istemeyiz. Onu istemeyiz, bunu istemeyiz. Aynı anda istemeyiz diyenlerle birlikte Yiğit Bey'i istemeyen... işaret ediyorsunuz bu sözlerinizle? Efendim? Yiğit Bey'i mi işaret ediyorsunuz? Yok, genel söylüyorum. Yiğit Bey. İnanın istemeyizden fark. Finansman dedi, kalabalık niçin, dedi. Niçin istemiyorsunuz dediğinde Yiğit Bey bilmiyorum ki diyecek sandım bir ara duraksa da. Hayır, finansman dedi, kalabalık dedi, trafik dedi. Ondan sonra öncelik olmadığını söyledi Kanal İstanbul'un, o yüzden. Hayır, bakın. Korkun para yani. Ekonomik, en fazla derdin para. Anayasa en fazla tartışması yapıyoruz. Anayasa tartışması yapıyoruz. Gündem ekonomi. Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Kardeşim, gündem ekonomi. Değil mi? Siyaset kurumunun, iktidarın tek ekmek görevi kuyrukları var üstüne, ekonomi acilen ele alınmalı, vatandaşın sıkıntıları var. Acilen yarın inşallah esnaf, lokantaların, kafelerin bir an önce açılması gerekir. Açamayacaklar. Açılması gerekir. Çünkü esnafın dayanabilecek gücü kalmadı. Vatandaş zor durumda. 2016'dan beri devam eden iç dış tehditler, pandemi süreci bütün dünyada ekonomileri çok daralttı. Hükümetin birinci önceliği ekonomi verilerle, vatandaşın ferahının artması, refahının artması ile ilgili öncelik bunu kabul edip buna göre uygulamalar yapması işin doğasına uygun olan. Ama diyor Kanal İstanbul'la ilgili ben daha önce nasıl yaptıysam yap işlet devletle hazineden bir kuruş para çıkmadan bunu yapacağım diyor. Üstüne diyor bir ekonomik değer yaratacağım diyor. Çıkıyor ama. Bu ekonomik değer üzerinden diyor yeni iş alanları açılacak, istihdam alanları açılacak, inşaat sektöründen daha birçok sektöre kadar insanlara can suyu olacak bu proje diyor. Demek ki ekonomiyle de iç içe, ekonomik sıkıntı var ise işte ekonomi bu projelerle, üretimle, yeni istihdam alanlarıyla ayağa kalkar. Elinizde bir sihirli değnekle dokundunuz. Koyalım. Ben ekonomiyi öncelik kıldım. Bu yanda ekonomi düzeldiği olmaz. Kalabalığı İşsizliğe yapacağız. Nasıl çözüm bulacaksınız? İstihdam yaratarak, üreterek, yeni alanlar açarak. Doğru mu? Kanal İstanbul'da bir proje nüfus değil mi? Artacak, yeni alanları Anadolu'da açsak ya mesela. Sıkışmış İstanbul biraz daha yayılacak. Şunu derseniz, İstanbul'a yeni bir nüfus gelecek. Evet, bununla ilgili önlem alınsın. Önlem alınsın. Bütün devasa problemler, projeler sadece İstanbul'a yapılmasın. Bu da bir eleştiridir, dinlenebilir. Çünkü ne yapmamız lazım? İstanbul'un bu nüfusu kaldırmadı. Ama Kanal İstanbul sadece İstanbul'un sıkıştığı alandan biraz daha rahatlamasına sebebiyet verebilir. Kalkıp da Kanal İstanbul ol diye benim memleketim Kars'tan, Rize'den, Trabzon'dan insanlar çıkıp buraya gelmeyecektir. Halka sorulabilir mi peki? Hayır, gerek yok. Millet zaten iktidarlar ne yapar? Seçim dönemlerinde projelerini açıklarlar. Millet o projeleri görerek, isteyerek, bilerek oyunu kullanır. AK Parti de bu projeyi herhalde dün açıklamadı. Bayağıdır gündemde. Hatta 10 yıl önce mi açıkladı? Yani 2011 seçimlerinde açıkladı yani, diye aklımda kalmış. Anketin doğru olduğu varsayımından hareketle söylüyorum. İstanbulluların %60'dan fazlasının istemediği varsayımıyla. Buna rağmen yapılmasını doğru bulur musunuz? Teknik olarak yapılabileceğini söylüyorsunuz, anlıyorum ama. Bakın, İstanbullular meselesi değildir. İktidar projesi hayata geçirir, seçimden önce vaat eder, yapar. Millet yine bunu takdir eder. Dolayısıyla burada bir yerel yönetimler noktasında... Ne yapacak? Yerel yönetimler, yaptırmayacağız diyerek ülke yönetiminde biz daha çok söz sahibi olalım. Değil mi? O güçlendirilmiş yerel yönetimler tuzağı vardır ya. Onunla ilgili biz burada söz sahibi olalım. Yürütme organının Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığının İstanbul'da söz hakkı azalsın. Bunlara hiç girmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce reklamda konuştuk. Maltepe'de çöp toplasın önce.
büyük projelere karşı çıkmadan önce. Önce bir çöp toplamayı becersinler. Güllük siyasete girmeyeyim diyorum da. Arkadaşlar Beşiktaş'ta yani Kanal İstanbul'dan kaldırımlarda, önce kaldırımlarda insanlar düşüp yaralanıyor. O kadar kötü kaldırımlar. 15 yıldır yönettikleri Beşiktaş'ta. Önce kaldırım yapmayı öğrensinler. Öğrenciye kütüphane yapmayı öğrensinler. Tamam, oradan İmamoğlu'na kreş yapmayı öğrensinler. Yapıyor. Her mahalleye kreş dedi ya. Beşiktaş gibi yerde kütüphane yok. Üstad İki yapıyor. Tane kreş var. Ya İki savunduğum tane. İçin söylemiyorum İki ama tane. Tek kavramadığım önce, ne biliyor musun? Sen tek kavramadım. Maltepe'deki çöplerin İmamoğlu'yla ne alakası var? Bakın CHP belediyesi. Ne alakası var? CHP belediyesi. Büyükşehir belediyesi yani şey yapmıyor, kaldırmaya çalıştı. Ben bu sefer grev kırıcılığı dendi. CHP, doğru da dendi. CHP belediyesi konu. Dedim. Beşiktaş'ın da büyükşehirler. Maltepe yapıyor. Sanki bir önceki dönem bakın, AK Parti'yi de CHP geçti. Eskiden de Marmara'ya karşısın. 3. havalimanına karşısın. Ona karşısın. Buna karşısın. Arkadaşlar öğrenci kenti Beşiktaş'ta kütüphane yapmayı becerememiş bir zihniyetsin. Neye eleştiriyorsun Allah aşkına?